Size sorularını yönelsinler. Ben de tabii bu genel yöneten bir insan olarak kendi sorularımı yönelteyim. İstediğiniz soruları yöneltebilirsiniz filmle ilgili. Efendim? Ses geliyor mu oraya? Evet, sesini çalıyorum. Evet, çok güzel. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Önce Aydın Bey, birkaç dakika Aydın Bey'e söz verelim. Aydın Bey, görüntü nasıl, bizi iyi görebiliyor musunuz? Evet. Sizin görüntünüz de mükemmel. Buyurun. Sizi dinliyoruz Aydın Bey. Evet, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İstanbul'dan herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Biz filmi pandemiden önce çektik. Benim daha önce karşılaştığım bir durumdu, bir fotoğraftı aslında. Bir havuz ve girmeye çalışan bir çocuğun hikayesiydi. Ben bir havuz metaforu üzerinden aslında sınıfsal bir çatışmayı göstermek istedim. Yani orada da bir bahane ettiğimiz bir havuz var. Etrafında da iki kutbu bir arada yaşayan ama aslında duvarlar körülü yaşamımızın hemen dibinde yükselen devasa işte kentsel dönüşümde gelişen bir dünya ve yoksul mahallenin hemen dibi. Bunu bir havuz metaforu üzerinden anlatmak istedim. Çoğu çocukların sahnelerin çoğu da benim çocukluğumdan referanstı. Çünkü ben de o coğrafyada doğup büyüdüm. 25 yıldır İstanbul'dayım ama o coğrafyada doğup büyüdüm. Onun için böyle sürekli hayatım boyunca hep sınırlarla derdi olan bir insan oldum. Hem sınırlar, hem insanlar arasında görünmeyen sınırlar. Onun için bu hikayeyi aslında bu havuz metaforu üzerinden anlatmak bana daha doğru geldi kısacası. Teşekkürler. Sorulara geçmeden önce şunu söyleyelim. Salon tamamen doluydu. Salon boşaldı, onu söyleyeyim yani. Çünkü çok güzeldi, çok yoğundu. Evet arkadaşlar, filmle ilgili Aydın Bey'e söyleyebileceğiniz neler var? Sesiniz duyuluyormuş, çok iyiymiş. Evet. Gerçekten yaşanmış mı onlar? Sesli. Sonu gerçekten öyle mi bitmiş? Çok merak ettim ben şimdi. Çok üzücü. Duyuluyor mu Aydın Bey? Şöyle tabii duydum. Şöyle 2000'lerin başında İstanbul'da ilk kentsel dönüşümün yaşandığı yıllarda böyle bir fotoğrafı görmüştüm. Havuzun açık havuza girmeye çalışan çocukların görmüştüm. Aslında birebir o çocukların hikayesi değil. Fakat biliyoruz ki çoğu çocuk çoğu yerde aslında girmeye çalıştığı havuzlarda boğuluyor şeylerini, haberlerini çok duyuyoruz. Fakat bu direkt spesifik olarak iki çocuğun üzerinde yaşanmış bir hikaye olarak anlatmadım. Yani ne, kurmaca aslında çoğu. İyi rahatladı herkes. Başından sonuna kadar. İhsan. Evet. Ben şeyi çok merak ettim. Başrolü oynayan çocuklar gerçekten ikiz mi? Nereden buldunuz bunları Aydın Bey? Evet, çocuk Diyarbakır'da yaşayan amatör yani oyuncu olmayan iki çocuktu. Onlarla daha önce başka bir iş için bir çalışma yapmıştık. Onları çok iyi tanıyordum. Ben senaryoyu onların üzerine kurdum. Çocuklar hala da Diyarbakır'da yaşıyorlar. Bu filmden sonra oyunculuk da yapmaya başladılar. Başka kısa filmlerde de oynadılar. Şu an Diyarbakır'da yaşıyorlar. Süper. Ben şeyi sormak istiyorum. İsim, merhabalar. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir filmdi de ismini Sabırsızlık Zamanı. Çok güzel bulmuşsunuz. Sizin fikriniz mi? Senaristin mi? Kendisi aynı zamanda senarist. Pardon o zaman. Evet. Şöyle bir aslında uzun zamandır bu ismi bir filmde bir yerde kullanmak istiyordum. Biliyorsunuz bilen vardır illa ki bir Rus klasiğinin ismidir. Trivanov'un kitabının ismidir Sabırsızlık Zamanı.
Ben onu bu filme çok yakıştırıyordum. Filmin ilk başlarda filmin ismi başka bir isimdi. Sonra bu çocukların sabırsızlığına iyi gelebilecek diye o romana da bir selam olsun diye o romanın ismini filme verdim. Çok güzel. Peki bu iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir senaryoydu. Hakikaten zevkle, keyifle izledik. Bu ekiple başka bir film, buna benzer hikayeleri canlandırmak ister misiniz? İsterseniz nasıl bir şey yaparsınız? Evet, olabilir tabii. Devam filmi gibi de olabilir. Bu çocuklarla başka filmlerle de olabilir. Ama şu an böyle ete kemiğe yüklen bir şey yok ortada. Fakat söylediğiniz şeyi de ara ara düşünüyorum. Olabilir tabii ki. Bir taraflara geliyor musunuz? Şimdi filmle ilgili isterseniz. Ama filmin sahibi orada. Tabii geliyorum da ara ara geliyorum. Şimdi önümüzdeki ay Kasım ayında Berlin'de filmin gösterimi olacak. Ara ara geldiğim oluyor tabii. Avrupa'ya. İstanbul'da size söylediğim şeyi söyleyeyim. Biz 25 Mayıs 2023'te festivalimizi düzenleyeceğiz ve Necat Bey de sevinsin. Aydın Orak Bey bizim misafirimiz. Sevinmek geliyor. Katılmak gerekiyor. Ayrıca Aydın Orak Bey bu film gösterimimizin de onur üyesi, bütün filmler içerisinde onu belirtelim yani. Çok şimdi, teşekkürler. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Şimdi biz bu akşam bu salonda iki film ard arda izledik. Bir mola verdik, ard arda iki film izledik. Şimdi o film de hakikat. İki film böyle ard arda o coğrafyada film çekiyorsunuz. Ben sizin filminizde de o filmde de böyle hayal gücünüzü kullanarak böyle seyirciye bir umut vermeyi düşünmediniz mi? Yani ben şöyle söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın Seher kitabını okuduğum zaman dedim ki Seher'i Demirtaş öldürdü. Yani bir yazar bir kalem oynatarak orada kurtarabilirdi Seher'i. Siz de bize böyle bir umut verebilir. Yani coğrafya o orada onlar yaşanıyor çok doğru ama bir hayal gücüyle seyirciyi böyle bir umutla salondan çıkarmak bekledim açıkçası. İki filmde de bekledim. Aydın Bey. Çıkmadı mı bekliyoruz Aydın Bey? Erol Hocam, Aydın Bey. Patron mutlu son istiyor diyorlar ya. Evet. Aynen o film var. Yok ama aslında, ihtiyacımız olan da o sanki evet. Yani insan olarak ne bileyim. Haklısın. Aslında filmin senaryonun ilk halleri mutlu sonla bitiyordu. Sonra yani bir başarı hikayesi olarak aslında yazmak istiyordum. Ben de mutlu olsun istiyordum. Mutlu sonla bitsin ve o çocuklar o havuza girebilsinler diye. Fakat sonra ikinci final yani iki finalde aslında tam çocuklar havuza giriyor, filmin ismi çıkıyor, film bitiyor. Sonraki bir final daha oluyor. Bu sefer çocukları kaybettiğimizi görüyoruz. Şimdi eğer çocuklar sadece giriyor olsalardı ben de bir eksik olacaktı gibi. Onun için biraz hayatın maalesef trajedilerle dolu olduğu, coğrafyanın ciddi trajedilerle dolu olduğu ve bir şeyin uğrunda bu kadar mücadele veriyorsunuz ve o şey uğruna ölebiliyorsanız bu ciddi bana bir paradoks gibi geliyor. Bir büyük bir trajedi gibi geliyor ama aynı zamanda ders de alınması gereken ve bir fedakarlık birçok şeyi aslında yaşıyorum bununla. Yani biz çoğumuz bir şeye ulaşmak için kendimizi feda edebiliyoruz. Ama o ideal uğruna, o umut uğruna kendimizi aslında sonunu bile bile feda ettiğimiz çok şey, kendimizi riske attığımız çok anımız oluyor. Bu da o anlardan bir de sinemadan insanlar sinemadan çıkınca tekrar filmi hatırlasınlar istedim. Bu çocuklar tamam o coğrafyada güllük gülistanlık her şey eğlenceli geçmiyor. Orada daha farklı zorluklar, trajediler de var. İnsanlar tekrar
sinemadan çıkınca burayı hatırlasınlar istiyordum. Onun için o finali de öyle yapmış oldum. Ben bir şey sormak istiyorum. Silah olayı beni biraz sarstı çocukların elinde. Gerçek silah mıydı? Ya da o bir taraftan ilgili bir aile, diğer taraftan bu ilgili aile çocukların elinde, çantasında silah hiç görmemeleri biraz benim gözümde kopukluk yarattı. Bunu bilinçli yani silah bunlar nasıl oldu da çocukların elinde böyle kendiliğinden ortaya çıktı? İlgili bir aile, evet güzel bir soru. Böyle bir aile nasıl orada izin veriyor? Ya da görmüyor. Görmüyor, evet. Okula girerlerken de çocuklar saklıyor. Orada çantalarda müdür bakacak, kendisi son anda diye hamle ediyor, defterini gösteriyor. Evet. Aslında çocuk var diye, o bir tane çocuk diğerinden bile saklıyor. Ailesinden de zaten hepsinden saklıyor. İkiz kardeşinden bile saklıyor. Son anda çıkarınca bu neydi ya diyor, gerçek silah mı diye soruyor. Bunlar zaten evde olan araçlar değil mi? Yani sigara, silah, çocuklar bunları yanlarında taşıyorlar. Yoksa sokakta falan buluyorlar. Evet, sokakta buluyor. Sigara falan yani bunlar... Parayı almıyorlar en azından sigarayı. Hocam siz orasını galiba kaçırdınız. Çocuklar silah buluyorlar. Dışarıda buldular. Arkta buldular. Dışarıda silah buluyorlar. Yerde. Onu ben görmedim. Siz silah buluyorsunuz. Olabilir. Şimdi var başka soru? Ben buyurun. Ben o coğrafyadan biri değilim ama benim dikkatimi çeken konu ailenin dinamikleri oldu. Çok iyi tanıdığımı söyleyemem ama o sevgi dolu bir aile, ilişkiler gerçekten, yani kadın da dahil, ilişkiler gerçekten güzel. Müzikle olsun, sohbetle olsun, yer sofrası olmasına rağmen. Yani... Yoksun ama mutlu bir aile. O anlamda klişeleştirmek istemiyorum ama gerçekten o kültür... Eğer öyleyse, böyle filmlerde benim gibi kişilerin biraz olsun eğitilmesi gerçekten güzel bir şey yani. Ben bunu son dönemlerde bu festival sayesinde izlediğim Kürt kökenli filmlerde görmeye başladım. Aslında bu benim ayıbım ama... Bunu özellikle vurgulamak istedim. Yani bu benim belki de ikinci veya üçüncü filmde gördüğüm genel bir şey. Ve beni bu gerçekten yani bir yandan da mutlu ediyor bunları görmek. Yani bu yönüyle de kültürü tanımak gerçekten güzel bir şey. Yani. Biraz daha genişletebilir miyim? Yani bir yanda yoksulluk, başta eğitim problemi olmak üzere gettolaşmak falan bir sürü sorun var. Ama öbür yanda da bir hayat fışkırıyor. Yani insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Evet, evinizde... Ve sevgi var, müzik var. Böyle insan sıcağı var orada. Osman abileri var. Sizsiniz mesela. Aydın Bey'i gördünüz orada Osman abileri gibi. Dolayısıyla yaşam dediğin yerden devam ediyor ve bu çocukların umudu hiçbir zaman azalmıyor. Bu havuza girilecek. Şimdi burada belki şu sorulabilir. Ben bu çocuktan fazla mı yetişkin konuşturduğunuz diye düşündüm kendi kendime. Yani öğretmen ders anlatıyor, eğitim olayı var mesela. Öğretmenin anlattığı dersler, bir de eğitimci olarak bunu söyleyeyim. Çok ileri düzeyde içeriği olan dersler. Havuz programı 2000'li denklem var. Ama aynı öğretmen mesela 3x4 İşte 5x2 falan gibi çok basit matematik işlemleri şey yapıyor, çarpı işlemleri tahtaya yazıyor. Yani bunu nasıl açıklayabiliriz? Evet. Şimdi şöyle, zaten ailelerinin verdiği, işte babasının verdiği o ansiklopedideki kelimelerde çocukların ilgi alanları olan gazete kültürlerini sürekli kesmelerinden de ve o biraz idealist olan öğretmenin işte müfredat bir kenarda dursun, ben biraz sizin kafanızı karıştırayım deyip o yaş grubun değil, o yaş grubunun çok üstünde yetişkinlere verilecek kitapların
kısa versiyonlarını veriyor. Aslında onlar hepsinin o ortalamasından o Mirza dediğimiz karakteri özellikle Mirhat değil de Mirza aslında zeki ve edebiyatla, felsefeyle işte materyalist misin, idealist misine kadar diye sorabilecek. Yani 15-16 yaş düzeyi neredeyse. Evet, evet. Belki bazı şeyler daha da ileri. Yani o çocuk, tabii o çocuk Mirza üzerinden aslında o çocuk öyle bir felsefeyle uğraşıp öyle bir şeye geliyor. Diğer sınıftaki çocuklar tabii öyle bir ilgi, alakadan yoksunlar ve kendileri öyle bir şeye ilgi duymuyorlar. Fakat Mirza üzerinde böyle bir karakter yaratmak istedim. Büyüklerden daha büyük laflar edebilen. Çünkü başta söyledim, çoğu referans çocukluğumda karşılaştığım şeyler, yani idealist misin, materyalist misin diyen gerçekten mahallemde bir çocukla karşılaştım. 8 yaşında bir çocuk bana öyle bir soru sormuştu. Ve ben de tamamen o bekçinin verdiği cevapları vermiştim. Evet, ya da işte kafatasını değiştirmek istiyorum, beynim büyüyor, çok şey. Bu 8 yaşında, 9 yaşındaki yeğenim bana sormuştu. Yani bunların hepsini böyle bir karakterde buluşturup, bir insan karakterinde buluşturup orada bir zeki karakter yaratmak istedim filmde. Evet, çok güzel. Şimdi benim gördüğüm bir şey daha var. Ben aynı zamanda izleyicilere bakıyorum. Onlardan soru çıkması hemen giriyorum müsaadenizle. Şimdi orada aslında Mirza ve Mirhat'ın yaptığı şey, yetişkinler dünyasındaki bütün anormallikler, sınıf çatışmaları, haksızlıklar vesaire falan bu iki kişi üzerinden anlatılıyor. Ve dolayısıyla aslında bunlar bu işin mağdurları. Yani o havuza girememeleri bunların suçu değil. Dolayısıyla vermek istediğimiz şey aslında çocukların dünyasından yola çıkarak yetişkinlerin ortaya çıkardığı bu eşitsizlikler, bu adaletsizlikler, bu zulüm düzeni mi? Böyle bir mottonuz mu vardı? Önemli bu mudur yani? Kesinlikle çıkış noktası oydu. Yani çocuklar daha bebekken dünyaya gelirler, sınır nedir bilmezler. Evet. Hatta böyle bir kafede bir yerde oturduğumuzda yanımıza gelip etrafımızda masamıza bile gelirler. Böyle bir sınırdan haberdar değiller. Büyükler o çocuklara hayatları boyunca sınır çizmişlerdir. O sınırlar da büyükler çizer. Çocuk aslında bu film büyüklerin çizdiği sınırlar, ördüğü duvarları havuz üzeri bir parçalamaya çalışan küçük çocukların mücadelesidir. Yani biz büyükler kirlettik dünyayı ama çocuklar bize hatırladı. Bir çocuk kitabında Küçük Prens diye bir çocuk kitabı var. Evet. Oğlum oldu, onun için ben de onu okumak zorunda kaldım ama ne iyi ettim de okudum. Şöyle bir laf var. 3. ya da 4. sayfasında diyor ki, büyükler anlasın diye daha basit anlatayım diyor. Bu arada ben bir çocuk kitabını daha hatırladım. Ferenc Molnar'ın Pan Sokağı Çocukları. Evet. Oradaki çocuklara benziyor bu çocuklar. Dedim doğru. Acaba Aydın Bey o kitabı göz önüne getirerek mi yaptı? Var mı onun etkisi? Yok, yok. O kitabı da biliyorum. O kitabın filmi de yapıldı. Filmini de izledim. Ama dediğim gibi ilk karşılaştığım bir fotoğraftı. İlk toplu konutlar yapılmıştı İstanbul'da. Orada yoksul mahalledeyken yani çocuklar havuza girmeye çalışıyordu ve bekçi onları kovalıyordu. O imge bende kalmıştı. Onun aslında karşılaştığım bir fotoğraftan, bir küçük bir sahneden yola çıkarak bu filmi yapmaya karar verdim. Gülay Hanım. Benim de bekçinin tutamazsın da çok dikkatimi çekti. Çok katı olması, hani en azından farklı şekilde çocuklara yaklaşabilirdi. Bekçi Güzel'in çok güzel bir soru yöneltti. Bekçi Güzel'in temsilcisi ne bu?
Muhtemelen yapmadı. Neden yani izin vermedi oldun? Çocukların yanında kısa yani aynı mahallede. Evet. Yani kraldan daha kralcı olma durumu. Bekçi Murtaza mı bu Bekçi? Kesinlikle Bekçi evet. Murtaza. Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza'sı aynı şekilde. Tülay iyi hatırlattın. Çok güzel o. Evet. Evet aynı mahallede olmasına rağmen evet. Onların ama kendi görevini yaptığını düşünüyor ve kraldan daha kralcı. Evet. Görevini kaybetmemek için mi? İşini kaybetmemek için mi? Hani işini kaybetmemek için mi yapmamış olabilir? Hem o hem de egosantrik bir durumda tabii. Kendini hani vardır ya bir kölenin özgürleşmesine en çok başka bir köle karşı çıkar diye. Evet. Aynen çok güzel. Ama çocukların ölümü onu da çok etkiliyor. Sonunda o da evet. Büyük şekilde. Evet. Nasip için buyurun. Ben iyi akşamlar. Teşekkür ederim emeklediğiniz için. Sağ olun var olun. Ben şu bağlantıyı kaçırdım ben. Onu size sormak istiyorum. Bilgi şimdi yapılır diye. Okul söz konusu, okuldaki müdür söz konusu ve ders olarak da ikinci şeyde müzik dersi seçilmiş. Yani müzik dersi yapılıyor. Müzikle benim gördüğüm evde saz çalındı. Baba saz çalıyor. Güzel, şanslı bir aile. Türkçe, türküler söyleniyor. Sınıfta ise İslam marşı kullanılıyor bunun karşısında. Demeyeyim de İslam marşı kullanılıyor. O da yanlış söyleniyor zaten. Zaten hep yanlış söylüyoruz da. Bunun da bir çözüm bulması lazım. O da ayrı bir konu. Sorum şu. Okulda müzik dersi olmayan bir çocuk, görmeyen bir çocuk. Osman abi sen nasıl ben ortası şefi olacağım der. Bu takıldı benim kafama. Sizin de aynı zamanda müzik öğretmeni, onu da özellikle belirtelim. Burada konservatuvar mezunu bir müzik okulunun da aynı zamanda sahibi olan bir değerli arkadaşımız. Teşekkür ederim. Açılışımıza da müziğimizi yaptı. Ondan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum senin için. Evet. Soruyu anlamadım yalnız. Şöyle, ben biraz karışık anlattım, farkındayım. Sorum şu, okulunda müzik dersi olmayan, bile deniyorum çünkü müzik olması lazım zaten. Evet. Müzik dersi olmayan, öğretmeni olmayan bir çocuğun müzik hayatı var. Bu hayat bağlama eşliğinde Kürtçe evde söylenen müzik. Bunu yaşıyor çocuk, başka bir şey bilmiyorum. Bu kadar sığ büyüyen bir çocuk sanat adına, Osman abisine, size yani nasıl o bir şefi olma hayalini kurabiliyor? Ben olmak istiyorum. Nasıl kurabiliyor o hayali? Çünkü o hayal kurması için orkestra şefinden öğretmenin yani bahsedilmesi lazım. Onu hayal edilmesi için onu görmüş olması lazım. Yani bir filmden olamaz mı diye düşünüyorum. Yani bu bağlantıyı bana biraz gerçekçi gelmedi. Ve bunu lütfen yapış eleştirecek olursanız sevinirim. Anladım. Buyurun. Olabilir, evet. Aslında Osman abilerin de sordukları soru aslında hepsini çürütüyor bana göre. Yani hani biz çocukken şimdi bir şey astronot olmak istiyoruz, işte şef olmak istiyoruz ama büyüyünce senin gibi hiçbir şey de olamayabiliriz. Onun için o an aslında söylenmiş bir laf gibi geliyor bana. Hani o an soruyorlar, onlar da o an cevap veriyorlar. Ya da diğerinde kafasında astronot olmak gibi bir derdi de yok aslında diğeri şef olmaya çalışırken. Ama benim sorum şeflikle ilgili. Yani o fantezi nasıl kuruyor? Siz kurdurdunuz, kurdurabilirsiniz. Tabii sizin senaristsiniz. Ama biraz sanki orada o güzelim Kürtçe türkülerle bağlamayla İslam marşının sanki bir karşılaştırma gibi de geldi. Çünkü bu çok yapılıyor. Çünkü biliyorsunuz, yani ülkemizin, ama ben de yöneli insanı değilim, bir vatandaşıyım. Yani burada sanki bir size sanat adına biraz kolaycılık gibi geldi bana. Sanki bir kolaycılık var mı? Yani gerçekleri biz biliyoruz tabii. Ben şimdi öğretmenden daha güzel söylüyorlar. O dikkatimi çekiyorum. Gerçekte... Zaten orada o da var. Yani ben geçen de bir video izledim. Hepinizle ilgili basın şeye düştü.
YouTube'a, sosyal medyaya, İl Milli Eğitim Müdürü, sizler maaşını başlıyor, yanındaki beceremiyor, sonra sağlık müdürü giriyor, sonra hiçbir şey okuyamıyor sizler maaşını. O yarayı konuşuruz, o çok önemli bir yaradır ve çok ülkemizin gerçeğidir ve çok yanlış bir şey yapıyor. ama yani... Müzik dersinde bağlama yani... için zaten sığ dediniz yani. Hayır. Sığ derken şöyle. Bağlamasaydınız zaten buraya da sormazdınız. Yok. Bağlama için sığ dediniz. Bağlama için demedim ben bağlama çalan. Türkan bir dersini de göreceğim. Mahalledeki müzik kültürü. Yok. Sığ sanat eğitimi. Kendi aramızda olmasın. Sayın yönetmenimizin de şu anda bizden bir saat ileride olduğunu Türkiye'nin düşünelim. Onun da işleri var, zamanı sınırlı. Evet, şanslar, buyur canım. Aydın Bey, toplumdaki çelişkileri bu kadar güzel yakalayıp ve böyle mizahi bir şekilde sinemaya aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir filmdi. Tabii ki bazı sorular sorulabilir. Herkesin farklı yaklaşımları olabilir filme. Ama en güzeli söylediğim, bunları gerçekten yakalayıp sinemaya aktarmak ve seyircilere bizlere ulaştırmak. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bir duvar yazıları benim çok ilgimi çekti. Mesela Hitchcock'un Kuşlarıyız, Alfred Hitchcock'u bu dünyayı değiştireceğiz falan gibi böyle güzel duvar yazıları var aslında. Filmin içeriğiyle, olaylarla, bir şeyle böyle örtüşen. Onlar benim çok hoşuma gitti. Bunları bilerek mi seçtiniz? Evet. Evet. Yani daha önce yazılmış duvarlar değil, değil mi yani? Yok tabii onları biz senaryoda yazdık, senaryoda olan şeylerdi. Bir de Kürtçe çocuklar bir tane türkü söylüyorlar. İşte onun altyazısı var mıydı bilmiyorum, gösterdiğiniz pozisyonda. Orada çocuklar İşte filmin başından sonuna kadar ara ara o Kürtçe fabula söylerler. İşte bir tane kuş vardı. Kuş kapana kısılıyor. Ve işte evi barkı yıkılıyor. Ne çalık kalıyor ne çırpı. Aslında çocukları tamamen kuşlara benzeterek yaptım. Onun için hiç kokun kuşları da orada. Filmin başından ara ara giren o fabula aslında finale doğru bir ipucu da veriyor. Çok altını çizmeden, çok böyle finaldeki spoiler'a götürmeden ama biraz böyle dikkatli izleyince, dinleyince o çocuklar bu kadar içeri bu kadar güzel ilerliyor ama biraz da tedirginlik de olsun istiyordum seyircide. Bakın bu türküyü söylüyorlar fakat her şey çok güzel, zeki çocuklar gülerek, eğlenerek gidiyorlar ama bak bu türküyü söylüyorlar. Aman dikkat diye aslında iyi. Onun için altyazıyı sordum. Altyazıda var mıydı şarkılar? Peki öğretmen olarak, idealist öğretmen olarak Pelin Batu tipini seçmenizin bir gerekçesi var mı? Hatta telaffuzuyla falan bile çok İstanbul üstü öyle bir görünüm ortaya çıkıyor. Ve evet. İdealist bu bayan bölgeye geliyor. Orada o çocukların arasında yoksulluğun içerisinde onlara bir şeyler vermeye çalışıyor. Diğer öğretmenlerle aradaki fark da belli oluyor. Onu özellikle mi seçtiniz? Evet. Pelin Batu'yu özellikle seçtim. Çünkü kendisi de gerçekten öyle bir öğretmen olsaydı ki üniversitede hocalık da yapıyor. Evet. Böyle bir öğretmen olacaktı ve öyle idealist bir insan zaten. Kendisi de günlük hayatında da öyle derinlikli bir insan, tarihçi aynı zamanda bir insan. Oyuncu olarak onun oraya daha böyle ayrıksız durabileceği, Diyarbakır gibi bir yerde, derslerin çoğunun boş gittiği bir okulda idealist bir öğretmen olarak olabileceğine inandığım için sağ olsun Pelin Batu da projeyi çok sevdi, kabul etti ve geldi Diyarbakır'da. O da filmin bir parçası oldu. Evet, özellikle öyle bir oyuncu istiyordum. Ve oldu gibime geldi de yani öğretmene yakıştı gibi. Çok yakıştı. Ne kadar süre içerisinde çekildi bu film? Film şöyle ya aslında toplamında 20 gün sürdü. Filmde Kültür Bakanlığı logosu görünüyor aslında ama Kültür Bakanlığı 3 kez filmi reddetti, destek vermedi. Sonra biz gittik.
Diyarbakır'a işte bir gün kala, sete bir gün kala valilik izni kağıdı geldi, onaylanmamıştır izniniz diye. Biz filmi 4-5 gün kaçak çektik. Sonra bazı avukatları birilerini devreye soktuk. 5. gün biz izin kağıdı geldi, çektik. Okulda çekim yaptığımız sırada özel harekat okula konuşlanmıştı. Filmi özel harekat nezdinde beraber çektik gibi. Onlarla... Böyle bir sıkıntılı bir şey de geçti aslında. Bir şey süreci geçti. Sonra filmi çektikten sonra filmi çektik, bitirdik, geldik. Filmin montaj aşamasında Kültür Bakanı küçük bir destek oldu. Sonra Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde işte kurgu ve ses teknik desteği verdiler. İki ödül verdiler. Sonra İtalyanlar dünya dağıtımını satın aldılar. Filmin o aşaması. Filmi çektikten sonra bütün o logolar filmi çektikten sonra. Onun için film çok böyle destekli gibi görünüyor. Aslında değil. Filmi tamamen kendi bütçemizle çektik. Ondan sonraki aşamaları filmi gördükten sonra insanlar destek olmaya başladı. Filmin bir parçası olmaya karar verdiler. Peki reddetme gerekçeleri neydi yani? Onu merak ettim. Aslında bir gerekçe sunmuyorlar. İşte filmin o bölgede çok da böyle bir film çekilsin, bir şeyler olsun da istemiyorlardı. Bir gerekçe de sunmuyorlar yani. Ama sonunda da destek vererek kabul ettiler. Yani. Tabii. Sizi anlattığınız anda bu daha mı kolay oluyor? Yani aslında film ortaya çıktıktan sonra bu filmin evet iyi bir film olacağı ne gördüler. Onun için destek verdiler ve zaten dünya bölgelerinde işte Polonya'da Varşova Film Festivali'nde yaptık. Glasgow Film Festivali'nde yaptık. Sofya. Yani dünyanın birçok önemli film festivalinde de yarışmalara katıldı. Dereceler aldı. Türkiye'de birçok festivale katıldı. Önümüzdeki ay Türkiye'de sinemalara giriyor. Vizyona giriyor. Kasım'ın 18'inde. Böyle. İnşallah çok başarılı olur. Evet, buyurun. Selim Batı'yla ilk kadın oyuncu ödülü almıştır Antakya Festivali'nde bu karakterden dolayı. Evet. Selim Batı en ilk kadın oyuncu ödülü aldı Türkiye'de bir festivallerin, doğrudur. Evet, güzel. Var mı başka sorusu olan? Şimdi bu filmin iki çocuk kahramanı var. Diğer filmlerde biz alıştık ya, geniş filmlere kahraman olarak gördük. Bu sizin açınızdan bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani yarın bu film değerlendirildiğinde işte çocuklara esas alan, onların dünyasına yönelen yetişkinler tarafından yazılmış çocuk filmi olarak mı geçecek, yoksa normal bildiğimiz herkese seslenen bir film mi olacak? Evet, bu aslında çocuk filmi değil, yetişkin filmi. Çocukların oynadığı, bir yetişkinlerin izleyecek olan bir film. Çünkü Türkiye'de de işte sınıflandırma da yapıldı. Evet. 13 yaş üstündeki çocuklar izleyebilir diye bir şey verdiler. Filmin sınıflandırmasını yaptı. İşte Türkiye'deki Kültür Bakanlığı öyle vizyona girecek. 13 yaşından küçük çocuklar izleyemeyecek. Sinemalarda bu filmi izleyemeyecek. Onun için aslında büyüklere yapılmış, büyüklerin izlenmesi gereken bir film olarak çıkıyor. Zengin metodolarıyla yoksul varoşlarını biz yüzme havuzu üzerinden mi veriyorsunuz? Çok güzel. Evet, onun için filmin ismi havuz. Filmin ismi onun için havuz değil. Aslında havuz, orada havuz metaforu çok ortaya attığımız bir iki sınıf arasındaki çatışmayı göstermek için o havuzu aslında ortaya koyduk. Yoksa ben de ki arkadaşlarım, aynı zamanda benim arkadaşlarım içerideki, o nedenle rahatlıkla söyleyeyim. Bizim oturduğumuz mahallede zengin çocukları vardı. Onlar topluca yüzme havuzuna giderlerdi ve biz gidemezdik. Onun acısını ben bu yaşa geldim, hala yaşıyorum. Ve hakikaten
yüzme havuzlarına ben düşmanım yani. Gerçek diyorum. Şimdi bu filmde ben kendimi gördüm. Muhakkak ki arkadaşlarımız filmin içerisinde olan birçok şeyde kendilerini görmüşlerdi. Kendimle abimi gördüm ya. Aynı böyle ikiz gibiyiz. Hakikaten ben de eleştirdim. Evet. Hakikaten ailesini gördüm. Biz de bostana giremezdik ya. Yani böyle kavuk, karpuz bir şey alamazdık hocam yani. Böyle evet. Bir zordu yani. Bir şey söyleyebilirim hocam. Aydın Bey, ben dün Asansız Musa'yı izledim. Aydın hocam Türkiye'de bence metafor konusunda bir numara. Yani o kadar etkilendim ki gerçekten kendime gelemedim. Ve o simgeler o kadar basit. Yani günlük hayatımızda ama o kadar kocaman bir şey anlatmış ki. Çok başarılıydı. Tebrik ediyorum. Aydın Bey'le İstanbul'da bir araya geldik. Yarım saatlik bir konuşmamız oldu. Bir şekilde söylemek istemedim madem söylediler. Yarım saatlik bir konuşma, bir sohbet oldu. Orada çok zevk aldım ve ben de kendi kendime dedim ki Türkiye'de sinemaya damga vuracak bir yönetmen görülür geliyor dedi. Şimdi Erol hocam, Erol hocam ben sorumu işte buna dayanarak sordum. Yani Aydın Bey'in ve bir dahaki böyle bir çalışmasında böyle yaşanmış hikayeleri kağıda ve kağıdı perdeye dökecek mi ve nasıl bunu kendiniz olarak biliyorsunuz? Bunun çalışması nasıl ve onu sormak istedim yani. Yani elbette boş durmayacak. Sürekli yazan, sürekli üreten birisi. Onu tabii kendiniz yanıtlayınız lütfen. Yani buyurun. Evet. Yani tabii yeni projelerimiz de var. Bu gerek başarı hikayeleri, gerek de coğrafyayı anlatan. Ben Mardin'de doğup büyüdüm. Yeni proje biraz Mardin'de biraz Süryani bir hikaye, Süryanilerle ilgili bir hikaye, Mardin'de geçecek bir hikaye. Yani bir projeyi işte bu sabırsızlık zamanı 15 yıl boyunca kafamda vardı. 5 yıl önce senaryosunu yazdım. İşte 3 yıl önce filmi çektim. Yani toplamında böyle çok zaman alan bir şey. Yani filmin ilk senaryo haliyle bugün seyirciyle buluşma hali 5 yıl. Neredeyse 4-5 yıl geçiyor. Onun için bugün başladığınız, kafanızda oluşan, kağıda döktüğünüz, senaryosunu yazdığınız bir şey ne zaman hayata geçecek, ne zaman seyirci önüne çıkacak gerçekten o biraz imkan, zaman, şartlar, bütçe ile de ilgili bir durum. Bakalım önümüzdeki süreçte ne filmlerle geleceğiz. İnşallah daha güzel filmlerle beraber olur. Sizden çok güzel filmler izleyeceğimizi biliyoruz. Bunu gösterdiğiniz çok güzel bir eser. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Çok ayağına sağlık. Umarım Mayıs ayında yüz yüze de görüşürüz. Kalkmışsınız oradaki de. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam selamlar. İyi misiniz kendinize? Hoşçakalın hocam. Ben şeyimi hatırladım. İnanır mısınız? Benim yine ben de